şipşak tatlı, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı irmik, yarım çay bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, 1 adet limon. Üzeri için 150 gram kaymak, 100 gram toz Antep fıstığı. Şipşak tatlıyla şimdi güne başlayacağız. Evet. Şimdi adı şipşak. Demek evet. ki bu kolay bir tatlı. Çok kolay bir tatlı. Her evde olan bir malzeme olan bir tatlı. Ben bunu görev yaparken Ulgas'a görev yapmıştık. Hı hı. Orada bir Ayşe teyzemiz vardı. Evinde malzemeler vardı. Dedi ki ben dedi tatlı yapacağım Saadet dedi. İyi dedim ben de merak ettim süzgeçten yapıyormuş. Süzgeçle yapıyor. Evet evet süzgeçle yapıyor. Bu süzgeç de bu ta gelinlik zamanında alınan bir süzgeç. Çok eski. Ha. O süzgeçten ben de size bulup getirdim annemi. Aa süper. Evet evlenirken çeyizine koymuşlar. O süzgeç şimdi de var. Günümüzde de delikleri daha yassı bunların. Daha güzel oluyor o tatlı. Yani biraz şeklinden dolayı. Aynen öyle. O süzgecin şeklini alıyor tatlı. Aynen öyle. Çok kolay bir tatlı. Dedim ben niye yapmayayım bunu? Bir de Ilgaz'da kaldığımız sürece hani birden markete gidelim her şeyi alalım falan bir olanağımız yoktu o esnada. Biraz evdeki malzemelerle aslında ne yapabiliriz durumu bu değil mi? Aynen öyle. Ve de çok da kolay. Hemen yapıyoruz, şerbeti döküyoruz. Bir hamur yoğuracağız, onu fırına evet. vereceğiz. Bir de güzel bir şerbet yapacağız. Çıkınca birleştireceğiz. Güzel bir şerbetli bir hamur tatlısı. Aynen biz öyle. Hanımların, Türk hanımlarının çok sevdiği, mutfağından eksik etmediği, günlerin vazgeçilmezi, bayramların, sofraların aynen vazgeçilmezi. Öyle. Her zaman yapıyoruz. Bizim Türk mutfağının en güzel tatlılarından aynen. aslında değil mi? Kaymakla ve de dondurmayla servis yapabiliriz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şerbetle başlayalım. Evet şerbetle başlayalım. 4 tamam. bardak şekerimizi koyalım. Orada şekerimiz var. Evet. Su ölçümüz nedir? Evet, bu da 4 bardak. Soğuk tatlı mı sıcak mı olacak? Evet, olacak? O fark etmiyor aslında. Size kalmış bir şey. Ama ben genelde fırından çıkardığımda şerbet biraz daha böyle perçe parmağınızı yakmayacak şekilde oldu mu daha iyi oluyor. O şekilde döküyoruz. Sonra limon koyuyor musun? Kaynadıktan sonra. Kaynadıktan sonra. Herkesin çünkü bir şerbet yapma tarifi var. Evet. Kimisi koyar, kimisi koymaz. Birkaç damla kaynadıktan sonra koyuyoruz. Bu burada kaynamaya başlasın. Biz gelelim hamurumuza. Hadi bize anlat hamurumuzu evet. nasıl yapacağız şimdi. Evet yapalım. Öncelikle 2 yumurtamızı kırıyoruz. Tamam. Unumuz, yumurtamız, evet. yoğurdumuz. Burada bol fıstıklı kaymak da görüyorum. Bunlar evet evet için galiba unsurunu yaparken kullanacağız. 1 çay bardağı yoğurt. Yoğurdumuz var. Şöyle alayım. Yarım çay bardak irmiğimiz İrmik. Var. Biraz böyle bir kavura baksa tadında bir şey aynen olacak. Öyle. Nasıl olacak? Öyle oluyor. Biraz ona benziyor sanki. Hani böyle birden ceviz bulunmuyormuş, malzeme bulunmuyormuş. Hmm. Ondan dolayı herhalde bu tatlıyı mesela böyle... Mesela irmik, un, yoğurt daha böyle evde hep olabilen şeyler. Aynen. Biraz ondan yola çıkmış aynen. diye düşünüyorum. Yarım çay bardağı toz şeker. Bir tatlı kaşığı. Çay kaşığı diyelim. Kabartma tozu. Bir çay kaşığı kabartma tozu koyduk. Malzememiz. Tamam. Toz, bir de sıvı yağımız var. Hı-hı. Bir çay bardağı. Bunu kontrollü mü koyacaksın, ölçülü mü yapacaksın? Bir çay bardağı. Un. Evet. Tamam. Şimdi yoğuralım. Bütün harmanlayalım. En son unu ekleyeceğiz. Güzel, hafif oluyor. Bilmiyorum, ben bunu her zaman yapıyorum ve de... Şu an çalışıyor musun, evde misin? Hayır, ev hanımıyım. Ev hanımsın. Ben halk eğitim öğretmeniyim aslında. Öyle mi? Ama hiç görevimi yapmadım. Aa, neden? Ama hiç olmadı ya. Tayinlerimiz oraya buraya ha. çıktı. Bir de doğumlarım hep arka arka oldu diyeyim evet, çocuklar. Biraz fırsat olmamıştı. Evet fırsat olmadı. Fırsat olmadı ama ben hiç boş kalmadım ki. Ne yaptın? Kurslara gidiyorum. Öyle mi? Hiç ne kurslarına? Durmuyorum. Ahşap kursu, kurdelen ay, akışı, güzel, vallahi. Sabun, keçe. Hanımlar boş oturmasın evet. evde. Mutlaka bir işi vardır yani değil mi? Yapılacak çok şeyler var. Ben hiç boş oturmuyorum. Kahvaltı günlerimiz var bizim. Hah günlerin de var. Evet olmaz. Bence günlerin en güzeli kahvaltı günü olması. Kesinlikle. Ben mesela geçen bir arkadaşımla buluştuk. Buluştuğumuzda saat işte 2 falandı, 3 evet. falandı. Neyse ki kahvaltı yapalım mı? Çünkü kahvaltı da başka bir sohbet oluyor. Kesinlikle, yani böyle bir o kahvaltı uzar. Bir sürü yenir, içilir, üstüne çaylar, kahveler. Ne sohbetler biraz gıybet de var işin içinde. Neler. 5 arkadaşız biz her gün birimizin evinde toplanıyoruz. Gerçekten. Ve de sabah 8'de. Sabah 8'de mi? Evet. Çocuklar şekerim okula gidiyor. Şekerim aceleniz var saat 10 olsun be. Gidiyor. Akşam 3'te geliyorlar. Öğleden sonra 3'te geliyorlar. Koca gelecek, çocuk o, gelecek. Tabii ki. Hmm. O saate kadar biz kahvaltı belki 4 saat sürüyor. 12'de de çayla kahve saatimiz. Ay bunlar tam ya, keyif. Ya tam ya. Tam biz ya. Başlarken, bizim programımız ya, başlarken kahveleri sürüyor herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Tatlımız oluyor. Daha sonra 3'te de herkes ne oluyor? Çocuğunu alalım evine gidiyor.
Ay ne güzel hiç hayat. Ben de istiyorum. Vallahi çok hafta keyifli. Hafta sonu da eşimle birlikteyim. Çocuklarım da ders. Bayağı planlı programlı bir hayatın var. Hep öyleydi. Evlendiğim seneden beri hep böyleydi. Sinema. Kesinlikle hiç boş oturmayı sevmiyorum. Ay bu arada tatlı evet, yapalım. Evet, evet. Fırın yanıyor. Unuttuk sohbeti da aldık. Dur ben koyayım ondan sana. Evet evet. Un koyalım. Ne kadar ekliyorum? 3 bardak falan oluyor ama atalım. Bir dakika ben şuna koymayacağım. Bunları alt koyamıyorum çünkü. Tamam. Şöyle yapalım. Zaten evet. Kıvamını sen bir evet, söyle. Evet, bu nasıl evet. Bir kıvam olacak? Bu, evet bu poğaça hamuru kıvamında olacak. Poğaça hamuru gibi tamam. Evet. Şöyle ekleyelim. Çok kolay ya. Benim kızım bile yapıyor bunu. Giriyor mu çocuklar mutfağa sokuyor musun? Benim ortanca oğlum bir tanısanız. Ay getirseydin keşke. O da bir şey yapardı. Evet ne o kadar mesela? Güzel şeyler yapıyor ki size çok güzel. Soslu makarnalar yapıyor. Biraz sağlayayım Pelin'in. Gelin yaşadı o zaman gelin. Hem nasıl? Eli de çok lezzetli. Vallahi. Hem nasıl? Almış o zaman senden 15 yaşında pişirer. Ama acayip derece çok seviyor. Bir de... Ay benim oğlanlar da bir yapar mı acaba o yaşta? Yaparlar yaparlar. Bu şekilde poğaça hamuru gibi yoğuruyoruz Pelin Hanımcığım. Güzel bir kıvam oldu. Evet evet. Çok güzel bir hamur. Hmm. Bu arada şerbetimiz de kaynadı. Evet kaynadıysa o zaman hemen birkaç damla limon tamam. Limonumuzun suyu çok çıkması için şöyle yan kesersek daha iyi yan, olur. Yan böyle verir. Verir. Allah Allah. Şöyle kestik mi limon suyu daha çok çıkıyor. Ay bunu ilk yazıyorum. Çok çok evet. Güzel bir fikir ve çok basit bir fikir. Evet. Şöyle bir... Yeterli. Yeterli. Kapatayım mı? Biraz böyle kaynasın. Biraz kaynasın tamam. Birkaç saniye. Tamam. Daha sonra. Onları şöyle kenara alalım. Koyalım. Biz gelelim hamurumuza aynen. Devam edeceğiz. Limonu evet. Böyle verev kesince suyu daha çok çıkıyormuş. Evet. Bu da minik bir püf noktası. Evet. Şimdi hamurumuz hazır. Tamam. Bizim bir meşhur süzgecimiz var. Evet dur onu bir çıkartalım. Evet. Süzgeç derken nasıl süzgeç? Aslında bildiğiniz süzgeç. Eski evet. Usul süzgeç. Makarna hemen çıkartıyorum. Süzgeci diyoruz. Şöyle pardon. Bildiğin evet. Makarna süzgeci. Evet. Her renk olabilir. Bizimkisi evet. Turuncu. Buradan yıllık. Şekil vereceğiz bir şey diyeceğim. Evet. Bunda bir yaşanmışlık var zaten. Evet, evet. Bunda ne makarnalar geçmiş değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Öyle bir hali var bunun. Kesinlikle. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? Cevizden biraz küçük parçalar alıyoruz. Gelin Hanımcığım. Orada bunu yağlayacak mıyız? Hayır, hayır, hayır. Tamam yağlamıyoruz. Böyle kalıyor. Süzgecimizi alıyoruz. Şu şekilde. Şöyle alayım herkes evet. Görsün. Aa o ne ya? Ne yaptın öyle? Evet şu şekilde yuvarlıyoruz. Bir şey diyeceğim. Böyle vup diye bir şey yaptı. Evet. O kadar nasıl işte. Bir hareket? O bir kadar. Daha ya kaçırdım. Bir daha göstereyim. Şöyle parçalar alıyoruz. Siz nasıl keşfetmişler acaba değil mi? Ne enteresan. Aa, bilmiyorum. Bu herhalde bana kalırsa dediğim gibi. Ben böyle gibi, hani malzeme yok, falan ceviz sandım. Yok falan öyle. Herhalde oradan böyle bir şey yola çıktılardı. Bir tur yapıyorsun sonra evet. Yuvarlıyorsun içinde. Evet. O yani kendisi böyle... yuvarlanıyor içine yuvarlanıyor. Üstünde kendiliğinden böyle süzgecin delikleri çıkıyormuş aynen gibi oluyor öyle. Şekilde. Bu şekilde yuvarlayacağız. Evet. Şu şekilde. Vallahi güzelmiş ha. Evet. Ben bir çiğ hamur çok severim. Sen ya. Sever misin? Biraz önce fark ettim. Şuradan bir tane. Biraz önce. Şuradan bir tane minik alabilir miyim tekrar? Hadi al bakalım. Çok seviyorum çiğ hamuru. Güzel bir kıvamı da var. Evet. Bu da yoğurtlu içi. İlmin tadı falan da geliyor böyle. Evet. Oh ne güzel. Bunu artık kapatayım mı? Evet kapatalım. Tamam. Bunu kapattım. Bırakalım. Fırınımız açık zaten. Aynen birkaç öyle. Tane daha yapıp tepsimizi evet. Dolduracağız. Evet üzere. Fırın kabınızın aldığı kadar miktarda yapabilirsiniz. Evet. Bunu yaparken çok da fazla beklememek lazım. Yani. Çünkü ortamın sıcaklığıyla kesinlikle. Hamurlar hemen gevşiyor. Mesela kışın yapmak çok daha rahat kesinlikle. Olabilir ama kesinlikle. Bu mevsim hala çok kesinlikle sıcak. Kesinlikle öyle. Şimdi bir şey sürüyor muyuz üstüne? Hayır hiçbir şey sürmüyoruz. Böyle göndereceğiz. Bu şekilde fırına sürüyoruz. Kaç derecede ne kadar sürecek? 200 derecede bir 15-20 dakika. O kadar. Üzeri kızaranızı kadar. Tamam. Güzel. Şöyle açalım fırınımızı. Önceden ısıttık zaten. 15-20 dakika kadar 200 derecede. Evet. Şöyle gönderelim. Kendisi bakalım. Pişmeye başlasın. Bakalım. Şerbetimiz de birazcık ılınsın. Biz de ortalığımızı toplayalım. Günün ikinci tarifiyle çok enteresan bir bal kabağı köftesi tarifi evet. Var. Onunla devam.